Bergen'in mezarlığı neden kafeste? Bergen kimdir? Bergen ne zaman ve neden öldürüldü? Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı, eşi Halis Serbest tarafından önce yüzüne kezzap atılarak yaralandı. Daha sonra ise yine eşi tarafından vurularak öldürüldü. Acıların kadını olarak hafızalarda yer edinen Bergen'in hayat hikayesi de merak ediliyor. Halis Serbest'le evlendikten sonra sahnelere ara veren Bergen, daha sonra sahnelere tekrar çıkmak istedi. Ancak eşi Halis Serbest tarafından yaralandı. Bergen bu olaydan sonra gözünü kaybetti. Peki acıların kadını Bergen kimdir? Acıların kadını olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Bergin Sarılmışer olan Bergen, Türk arabesk fantezi şarkıcısıdır. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetti. Bergen 7 yaşındayken anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sabahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar. Bergen, Yeni Mahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girdi. Ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre sonra 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı. 1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi. 4 yıl evli kaldılar. 1981 yılında boşandılar. Boşandığında çocuğunu kocası alıp birlikte Hollanda'ya gitti. Ankara'da sonra aş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı. Ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının Bergen'in elinde tutmak adına Halis Serbest isimli bu şahsı kullanarak düzmece bir karı koca senaryosu uyduruldu. Resmiyette hiç evlenmedi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk long play çıkaran Şikayetim Var adlı albüm çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu olay sonrasında Bergen iki gözünü de kaybetti. Daha sonra sol gözünün de görme yetisi geri geldi. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla yeni imaj kazanan Bergen bu haliyle bile çok sevildi. 1989'da tekrar sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Bergen'in annesi Sabahat Çakır'ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen'in naaşı ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Sabahat Çakır yoğun bakımda tedavi alındı. Olaydan bir gün sonra Mersin'deki Akbelen Mezarlığı'nda Bergen toprağa verildi. Bergen'in katili Halis Serbest Almanya'da yakalandı. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı Almanya'da mahkumiyet süresi gibi hafifletici sebeplerle 7 aylık bir mahkumiyet aldı. Halis Serbest şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan 4 çocuğuyla birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşamaktadır. İddialara göre Halis Serbest Bergen'i vurmadan önce senin mezarında bile rahat bırakmayacağım demiştir. Bu cümle üzerine Bergen'in annesi mezarının etrafına kocaman bir kafes yaptırmıştır.